Emeklilik sistemi değişiyor. Milyonların hayatını ilgilendiren düzenlemenin ayrıntıları belli oldu. Yeni yasama döneminde emekliliğe ilişkin yeni düzenlemeler de olacak. Sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak için de nüfusun yaş ortalaması, istihdam, çalışma çağındaki nüfus gibi kriterlere göre emekli aylığına esas teşkil edecek parametrelerin otomatik güncellenmesi öneriliyor. Emeklilik reformunun yeni yasama döneminde ele alınması bekleniyor. Reformun nasıl olacağı, neleri içereceği ise merak konusu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023-2100 nüfus projeksiyonunu açıklamıştı. Buna göre, 2075'te her üç kişiden biri yaşlı olacak. 2023'te çalışma çağındaki nüfus oranı %68.3 ve bu oranında 2050'de %61.9, 2075'de %55.9, 2100'de %54.6 olması bekleniyor. Gelecekte daha çok yaşlı daha az çalışan olacak. Türkiye'de yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranının yıllar içindeki seyrine aktaran hürriyet yazarı Noyan Doğan, bunun ne anlama geldiğini ise şöyle açıkladı. Gelecekte daha az çalışan, daha çok emekli olacak. Bugün için sosyal güvenlikte aktif pasif oranı 1.65. Daha açık anlatımla bugün 1.65 çalışan bir emekliyi finanse ediyor. İkin bu projeksiyonuna göre de gelecekte emekliyi finanse edecek çalışan olmayacak. Bu durumda da sosyal güvenlik sistemi sürdürülemez hale gelecek, emekli aylığı ödenmesi bile riske girecek. Emekli aylığına esas teşkil eden parametreler değişecek. Sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak için de nüfusun yaş ortalaması, istihdam, çalışma çağındaki nüfus gibi kriterlere göre emekli aylığına esas teşkil edecek parametrelerin otomatik güncellenmesi öneriliyor. Yaşam sürelerine ve emekli sayısı ile çalışan sayısındaki orana uyumlu emeklilik kriterleri ve emeklilik yaşı otomatik olarak ayarlanacak. Bununla birlikte aylık bağlama oranında abo yeniden düzenlemeye gidilecek. Bugün için abo prim gün sayısına 1999 öncesi, 2000 sonrası, 2008 sonrası sigortalı girişine göre %28 ila %76 arasında değişiyor. 2008 sonrası sigortalı olanlarda abo oranı %40'lara kadar düşüyor. Otomatik ayarlama, aylık bağlama oranında değişikliğin dışında emeklilik reformunun bir bacağı daha var. O da bir süredir konuşulan tamamlayıcı emeklilik sistemi. Tamamlayıcı emeklilik üzerinde çalışılıyor. Çalışanlar işverenleri tarafından tamamlayıcı emeklilik sistemine dahil edilecek. Hem işveren hem çalışan hem de devlet katkı yapacak. Böylece sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı bir sistem kurgulanacak. Belirli kriterler sağlanmadan çalışanlar sistemden çıkamayacak. Emeklilik dönemi için birikim sağlanacak. Çalışan sosyal güvenlikten emekli geldiğinde tamamlayıcı sistemden de emekli olacak. Böylece hem devletten emekli aylığı alacak hem de tamamlayıcı emeklilik sisteminden aylık ya da toplu para alacak. Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili çalışmalar başladı. Hatta belirli aşamaya da gelindi.